Merhaba Orsay Müzesi'ndeki Renoir'ın 1876 tarihli güzel tablosunun Galet Değirmeni'nin önündeyim. Beni gerçekten etkileyen renklerin bu kadar canlı, bu kadar zengin olması. Reproduksiyonlar bu resme hak ettiği değeri vermiyor. Yeşiller, maviler, pembeler ve turuncular inanılmaz derecede canlı. Yani sanki resim ışık saçıyor. Bu Açık havada yapılmış bir resim için oldukça büyük bir empresyonist resim. Şimdi önce bunu tarihteki yerine konumlandıralım. Yıl 1876, yani ilk empresyonist sergiden 2 yıl sonrası ve Paris'in yandığı Paris Komünü'nden sadece 5 yıl sonra. Resim tamamen keyif ve zenginlik hakkında. Burası Paris'in hemen dışında bir yer. Kuzeydeki tepenin eteklerinde. Ve aslında pek çok açıdan da son derece kırsal. Gerçekte işçi sınıfının yaşadığı ama orta sınıfında sık sık gittiği bir yer. Burası galet değirmeni olarak bilinen açık havada bir dans salonu. Açık havada müziği, yemeği, dans etmeyi, kaynaşmayı ve flört etmeyi hayal edebilirsiniz. Bu da Renoir'ın tam olarak verdiği şey. Üstelik şaşırtıcı derecede hiç düzenlenmemiş bir şekilde. Kalabalığın hareket hissini gerçekten yakalamış. Az önce kalabalık ve kaynaşma kelimelerini kullandık, değil mi? Kesinlikle konu bu. Ama aynı zamanda görsel bir deneyim. Güneşin bu açık havadaki yaprakların arasından süzülüşü ve bazı şeyleri aydınlatıp bazılarını gölgede bırakması, her şeyin anlık, her şeyin her an değişebilir olduğunu ve şimdi her şeyin açık olduğunu söylercesine ışık ve gölgenin birbirinin içine geçmesi. Her şey bir akıntı içinde. Her şey mümkün. Bu bir anlamda İnanılmaz modern bir resim. Biliyoruz ki o dönemde Paris'te dinlenceye yeni bir merak var. Özellikle Renoir içinse bu merak dinlenmenin boş vaktin verdiği keyfe yönelik. Dega gibi empresyonist grubun üyeleri şehirde bir araya gelen insanların arasındaki ayrılıkları, kopuklukları resmediyor. Oysa Renoir insanlar bir araya geldiklerinde inanılmaz bir bağ ve yakınlık görüyor son derece kolay ve kaygısız gibi görünüyor. Ortadaki bu iki kadın figürüne bakın. Biri diğerinin omzuna doğru eğilmiş, diğeri de onlara bakan adamla flört etmek için arkasını dönmüş. Yani herkes herkesi tanıyormuş gibi görünüyor. Paris'te bile. Evet, bu büyük bir şehir. O dönemde de büyük bir şehir ve küçük bir mahalle gibi bir yakınlık hissi var. Ve iletişim kurmak kolay. Bu dönemde orta sınıf endüstrileşmiş bir toplumda alışverişle ilgili ve şimdi bu karşılıklı değiş tokuş sosyal hayatta da var. Dediğim gibi bu resim zevkle, keyifle ilgili. Bu resmi yaparken Renoir'ın duyduğu keyfi bir anlamda algılıyorsunuz. Şu fırça çalışmasına bakın. Örneğin alt sağ köşedeki natürmorta bakın. Renoir'ın yakaladığı şarap ve bira bardaklarına bakın. Mesela masada dik duran piposunu dolduran şu adama bakın. Muhteşem anlar. Ama bardaklardaki dikey fırça darbeleri hem ışık hem de camın soğukluğunu aynı anda yaratıyor. Bu figürün arkasında güneş ışığının vuruşuna bakın. Ressam ne kadar çok eğleniyor değil mi? Kadının giysinin pembeleri ve mavileri, adamların hasır şapkalarındaki sarılar ve griler. Yani bunlar resim sanatında eşsiz bir başarı. Tüm bu serbest fırça çalışması, bu tür resimler empresyonistlerden önce kabul edilmezdi ya da hayal etmesi bile zordu. Empresyonistler maneden esinlenerek bu eskiz görünümlü şeyleri alıyor, formların belirgin kontürlerinin olmadığı ve eskiz gibi göründükleri serbest fırça vuruşlarıyla bir bakıma hareket, akış hissini ve modern hayatın geçiciliğini resme taşıyorlar. Amaç resimde gördüklerimizin çok net olması değil, o geçicilik hissini daha geniş anlamda görme hissini yakalamak. Ve bunu başardığında ön plan ve arka plan arasındaki uzaklık azalmaya başlıyor yani bunu sadece arka plandaki şekillerin küçülmesinden anlayabiliriz. Ama genel olarak arka plandaki renklerin daha az yoğun olması gerekirdi. Değil mi? Bir bakıma yaptığı şey gözümüzü resmin yüzeyinde bütünüyle boydan boya gezdirmek. Esas istediği kıvrımlı bedenleri, süzülen ışığı ve tüm bunları bir bütün olarak almamız. Ve aynı zamanda bunların tümünü aldığımızda gözümüz belli yerlerde duruyor. Yanak yanağa dans eden çiftler. Arka planda, arkadaki banktaki çiftler. Sanki küçük bir tartışmanın ortasında gibiler. Gözünüzün dinleneceği yerler de var. Ama genel olarak gözünüz keyif ve modern hayatın bileşimini görüyor. Hoşçakalın.